Merhaba şehrin bilinmeyenleri, sizlere şu anda da Samsun Atakum'dan sesleniyor. Döner'e yeni nesil fiyatlandırma ve lezzet getirdik efendim. İşin sırrını alacağız kendisinden ama öncelikle Ahmet Sait Uslu. Ahmet Sait Uslu, merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle bu kadar yoğunlukta bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Sektörle ilgili bilgiler hiçbir şekilde almadan öncelikle sizleri tanımak istiyorum. Ahmet Sait Uslu kimdir efendim? Ahmet Sait Uslu 93 doğumlu, Ankara'da doğdum. 2010 yılında Samsun'a geldim. Samsun'da şu an et tedariği hem besi, ayrıyeten Ankara'da et tedariği besi işleriyle uğraşıyoruz. Aynı zamanda Samsun ilinde inşaatla uğraşıyoruz. Müteahhitlik yapsat yapıyoruz. Döner'e yeni nesil uyum sağladık. Çok güzel. Döner'e gelmeden önce ben şunu merak ediyorum. Öncesinde bir besi çiftliğiniz var şu an bildiğim kadarıyla. Et tedariği yapıyordunuz. Fikir nasıl çıktı? Nereden üredi? Biz nasıl döner yapalım ve bu kadar yapalım dedikten sonra nasıl bu kadar lezzetli döner yapabildiniz? Hani aslında düşük kâr marjlarıyla çalışaraktan yapıyoruz. Hani insanların aklına, vatandaşlarımızın aklına bir şey gelmesin. Dışarıda afaki fiyatları yediği dönerle aynı lezzette, aynı kalitede. Daha lezzetli diyebilirim referans olarak. Teşekkür ederim, sağ olun. İnşaat sektöründeydiniz aslında. İnşaat sektöründe ne kadardır varsınız? İnşaat sektöründe nesilden gelen bir meslek bizim için. Tabii bayrağı koşturuyoruz. Hani bir de inşaat için arkamıza dönüp baktığımızda mutluluk veren bir şey. Hani bırakamayacağım sektörlerin başında geliyor inşaat. Hani para kazanmak için değil, insanları mutlu etmek için yapıyoruz bu sektörü. Bunu neden gıdaya taşımayalım dedik? Tabii, bunu neden gıdaya taşımayalım dedik. 7 ay önce oluşturduk. Samsun'dan çok kısa sürede yayıldı çevre illere. Ordu, Giresun, Ankara, İstanbul. Şimdi Ege bölgesinde Kuşadası şubemiz açılacak önümüzdeki ay içerisinde. Çok hızlı bir büyüme yol kat etti. Franchising vermeye başladık. Bu kadar lezzetli bir döneri sizler de kendi yerinizde açmak istiyorsanız buyurun ekranda görmüş olduğunuz iletişim adreslerinden bizlere ulaşın diyoruz. Tabii ki. Bir de hani şunu da yaptığı yatırımı 4-5 ayda amorti etmesine taahhütünü vererek yani çok kısa sürede bir amortisman süresiyle çalışıyoruz. Aynı zamanda hala et tedariği yapıyoruz. Etleri nereden tedarik ediyorsunuz ve etler size nereden geliyor? Yöresel kullandığınız bir bölge var mı? Bu etler nereden geliyor? Çünkü gerçekten çok lezzetliler. Fiyatla ters orantılı geldi bana. Açıkçası insanlarımızda şu olabilir mi? Hani bir algı var. Ucuz etin yahnisi yavan olur derler ama hani atalarımız söylemiş illaki ama burada ataları biraz yanıltıyoruz efendim. Çok özür dileyerek onu da sözle size bırakalım efendim. Şimdi Karadeniz asıl besi yeri Amasya Sulova. Evet. Bizim de orada bir çiftliğimiz bulunuyor. Tabii hani biz satışlarımız için kendi besilerimiz yeterli olmuyor. Türkiye'nin büyük tedarikçileriyle çalışıyoruz bu konuda. Hani etin belli bir kısımlarını alıp et işleme parçalama tesislerimizde parçalayıp şubelerimize taze olarak sevkini yapıyoruz. Hani dediğim gibi ilk başta söylediğim gibi dışarıda afaki fiyatları yediği etle aynı et. Hatta daha lezzetli. Özel marinasyonlarımızla marine ediyoruz eti. Röportaj öncesi aslında sordum, o etin bu kadar lezzetli olmasının sırrı ne? Kekik tadını aldım, içinde bir sos daha var dedim, siz orada dediniz. Özel. Özel sosumuz. Tabii ki. Biraz özel olsun. Özel sosumuz. Hani o şekilde şubelerimize sevkimizi yaptırıyoruz. Her yiyen, bir de vatandaşlarımız çok memnunlar. Ne gibi yorumlar alıyorsunuz, onları da alalım. Ahmet abi lütfen bu lezzeti bozma, iyi ki Samsun'a geldiniz, açtınız şubemizi gibi hani hep olumlu yorumlar alıyoruz. O zaman Türkiye'nin diğer yerlerinden sizler de yakında böyle yorumları yazacaksınız diyoruz. Çünkü gerçekten lezzetinize çok güvendik. Peki ileriye dönük şubeleşme yolunda ne kadar büyümeye, hangi illere açılmaya niyetiniz var? Bu anlamda büyüme yolunda ne bileyim işte şu an evet dönerde çok ustayız ama buna dahil edeceğimiz başka yan ürün olacak mı? Bunlar hakkında da bilgi almak istiyorum sizden. Yani bir menü değişikliği vesaire düşünüyor musunuz? Yok, şubelerimizde tek menümüz var, et döner menü. Et döner artı içecek satıyoruz. Şu anda altyapımız kuvvetli. Türkiye'nin her yerine ürün yollayabiliriz. Aynı zamanda franchising. Aynı zamanda franchising veriyoruz.
Mesela Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Marmara bölgesinde yeniyiz ama bir 6 ay içerisinde çok daha fazla şubelerimiz olacak. Şu anda toplam 30 şubemiz var. Şu anda çok, 30 şube. Ne kadar süre içinde oldu i̇şte bu? 6 ay gibi çok kısa bir sürede 30 tane şube. 6 ayda 30 su artık siz hesabı buradan, formülü biz verdik. Hesabı zaten siz kendiniz yapabilirsiniz diyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Daha başka sektörlere geçiş yapacak mısınız Ahmet Bey? Yok, tek bu sektörde kalmayı düşünüyoruz. Peki inşaat sektörünü çok sevdiğinizden bahsettiniz. Gıda sektörü için ne diyorsunuz? Gıdayı da çok seviyoruz. Hani inşaat, gıdada mesela inşaat sektöründe ilgilenmeseniz de yapabileceğiniz bazı şeyler var ama gıda öyle değil. Kesinlikle inşaatı mesela haftada bir suluyorsanız gıda sektörünü günde 3 sefer sulamanız gerekiyor. O yüzden ama gıda sektöründe kalıcıyız. Yani uzun bir süre bu sektörde kalacağız. O zaman damganızı zaten isminize imza atınız diyoruz biz. Evet. Peki son olarak sizleri izleyen şehrin bilinmeyenleri izleyicilerine buradan neler söylemek istersiniz Ahmet Bey? Şehrin bilinmeyenleri programı izleyenlere öncelikle teşekkür ediyorum. Sizlere de öncelikle teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Herkesin denemesini istiyoruz. Tabii ki Samsun'da olanlar Samsun'da deneyebilir ve şehir dışı şubelerimiz var. Oralarda da deneyebilir. O zaman et yemeyen kalmasın diyoruz efendim. Sektörler arası yolculuğumuza da tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Et yemeyen kalmasın diyoruz efendim.